Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Artık son video olduğu için bu kamp için son kez hoş geldiniz sevgili gençler. Evet, kitabımızın 309. sayfasını bitirdik ve biliyorsunuz 310 sayfaydı. Sadece bir sayfalık bir video kaldı. 4 tane sorumuz var. Grafik problemleri SML bakış testinin sorularını çözeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Şimdi her güzel şeyin sonu gibi tabii bu kamp da artık bitiyor gençler. Kamp çok güzeldi. Ben mutluyum, gururluyum. Çünkü Barış Yayınları gibi güzel bir yayın evinin hazırlamış olduğu video ders kitabından ki içerisinde benim de sorularım var. Lakin tabii Barış Hoca'nın yazdığı kadar çok değil gençler. Ama iyi oldu, güzel oldu. Ben çok mutluyum. Çünkü sizlere hem konuyu anlatan sorular çözdüm. Hem konuyu anlatabildim bu kitap sayesinde. Daha sonrasında ÖSYM tarzı gerçek anlamda hani bir kitapta görüp görebileceğiniz maksimum sayıda ÖSYM tarzı soruyu bu kitap sayesinde sizlere gösterdim. Bir de üstüne bunun bir de böyle tuzu biberi gibi pastanın çileği gibi SML bakış testlerinin çözümlerini yaptım arkadaşlar. Bu mükemmel bir olay oldu. Ciddi anlamda ben çok mutluyum bu kamp bu kitapla birlikte sizlere TYT matematiği anlattığım için. Umarım sizler de aynı tadı aynı keyfi almışsınızdır. Son videonun şerefine yorumlarınızı bekliyorum sevgili gençler videonun altına. Evet, lafı çok fazla uzatmayacağım. Son video olması sebebiyle girişte biraz uzun tuttuk ama fazla vakit kaybetmeyelim. Senin vaktin kıymetli. Ne kadar önünde uzun bir zaman olsa da YKS'ye senin vaktin kıymetli. Geçelim derse. Öncelikle birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki grafikte bir çaycıda bir haftada satılan bardak çay sayıları gösterilmiş. Buna göre bu çaycıda bir haftalık sürede günlük ortalama kaç çay satılmıştır? Şimdi bir çizgi grafiği. 240 tane burada satılmış. 120 tane burada, 360. 180 tane burada satılmış. 360'a 180 ekledim. 540. 60 da burada, 600. 360 burada, 960. Aman diyeyim şurayı kaçırma, 1200. Ve 60 daha, 1260 yaptı. Totalde 7 günümüz var. O halde 12'nin içerisinde 7 bir defa vardır. Kalan 5. 56'nın içerisinde 7, 8 defa. Kalan 0 ve 0'ı da aşağı indirdik. 180 oldu cevabımız. Doğru cevap E şıkkı olacaktı. Geldik efendim SML bakış 2'ye. Bir kutuda sarı, kırmızı ve mavi renkli silgiler bulunmakta. Bu silgilerden aynı renkte olan her bir silgi eşit ağırlıkta. Aşağıdaki dairesel grafiklerin birincisinde bu silgilerin sayılarının dağılımı, ikincisinde ise toplam ağırlıklarının renklere göre dağılımı verilmiş. Kırmızı silgilerin toplam ağırlığı 1 adet mavi silgi ve 2 adet sarı silginin toplam ağırlığının 10 katı olduğuna göre kutuda kaç adet kırmızı silgi vardır diye sorulmuş. 240, 40 daha 280 yapar. Hocam şuraya 80 derece kaldı artık. Her birini 40'a bölerek burada K, buraya 2K ve burayı da 6K ile oranlayabilirim. 6K, 2K ve K dedik gençler. Daha sonrasında şu 2K görünmedi gibi oldu. Ben orayı bir düzelteyim senin için. Geçtik. 200 derece, 120 derece, 320 yaptı. Hocam buraya ne kaldı? 40 derece kaldı. Şimdi o zaman bunları da x 40'a böldüm, x 40'a böldüm 3x ve 40'a böldüm 5x olarak isimlendirebilirim. Kırmızı silgilerin toplam ağırlığı zaten burada 5x olarak verilmiş bize, yazdım 5x. Eşittir diyorum, eşittir. Bir adet mavi silgi. Şimdi mavi silgilerin toplam ağırlığı burası. Mavi silgilerden kaç adet vardı? K. O zaman ben bir tanesinin ağırlığını x bölü k olarak elde ederim. Artı 2 tane sarı silgi. Sarı silgilerden bir tanesi 3x bölü 6k kadar ağırlıktadır. İki tanesi 6x bölü 6k. 6x bölü 6k dediğimiz şey de x bölü k'dır. Ve ben x bölü k ile x bölü k'yı toplarsam 5x eşittir 2x bölü k yapacaktır. Doğru mu? İşte bunun 10 katıymış gençler. Güzel. Şimdi ben her iki taraftaki x'leri götürdüm. Daha sonrasında 5'e böldüm, 5'e böldüm 2 geldi. K buradan kaçmış? 4. K'nın 4 olması gerektiğini elde ettik. Bu kutuda kaç tane kırmızı silgi vardır? 2K taneydi. K4 ise demek ki cevabımız 8 olacaktı. Doğru cevap B şıkkıydı. Ve geldim 3'e. Aşağıdaki şekilde bir öğrencinin 5 günde okuduğu bir romanın sayfa sayılarıyla ilgili daire grafiği verilmiş. 60, 60, 120, 90 da burada hocam.
120-90'da 210 yaptı. Geriye 150 kalmıştı. 75'e 75 derecedir artık bunlar, doğru mu? Perşembe günü okuduğu sayfa sayısı pazar günü okuduğu sayfa sayısından 16 eksik. Perşembe pazardan kaç derece eksik diye bakacaksın burada. 15 derece kadar eksik. Çünkü bu 75, bu 90. 15 derecelik bir eksik 16 sayfaya tekabül ediyor. O halde salı günü okuduğu sayfa sayısı. Salı 60'tı. 60 derece kaç sayfa yapar diye soruyor. 4 katı mı? 4 katı. O zaman 16'nın 4 katı 64 yapar. Doğru cevabımız da 64'tü diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve geldik artık kitabımızdaki son soruya. Güzel de bir soru. Hatta bunu Kemal hocama sordum. VIP fizik Kemal hocanıza sordum. Bayağı bir beğendi soruyu. Çünkü fizikle de alakalı bir soru. Aşağıda A'dan B'ye doğru sabit hızla hareket eden bir aracın C ve D şehirlerine olan uzaklıkları toplamının zamana göre değişimini gösteren grafik verilmiş. A ve B arasındaki yol üzerindeki C ve D şehirlerinin konumu aşağıdaki şekilde verilmiş. A'nın C şehrine olan uzaklığı 10, 2 ve 3. öncüller var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi ben A ile C arasındaki mesafeye X, D ile B arasındaki mesafeye Y diyeceğim. C ile D arasındaki mesafeye Z demeyeceğim. Direkt 20 diyeceğim. Çünkü bizim aracımız A'dan çıkıp C'ye gelmiş. C'den D'ye hareket edene kadar grafik sabit bir şekilde göstermek zorundadır. Çünkü efendim bak şimdi bana. Eğer sen buradaysan ve burası 6 ise burası 14'tür. 6 ile 14'ün toplamı 20 yapar. Ve böylelikle C ve D'ye olan uzaklıklar toplamı 20 olur. Peki burası 6, burası 14 değil de birazcık ilerledin. Şuraya geldin. Burası 8 ise burası 12'dir. Gene 20'dir. Çünkü bir ilerlediğinde diğer taraf biraz azalacak. Bir ilerlediğinde diğer taraf biraz azalacak. Ve dolayısıyla uzaklıklar toplamı sabit ve 20 kalacak. Bundan kaynaklı ben CD arasına tabii ki de 20 kilometre diyeceğim. Peki. Şimdi tam olarak A noktasında olduğumuzu düşünelim. A'nın C'ye olan uzaklığı X. A'nın D'ye olan uzaklığı X artı 20. O halde ben bu ikisini toplarsam 2X artı 20... bana neyi verecektir? 80'i. O halde 2x, 80 derken 80'i değil özür dilerim, 40'ı verecek arkadaşlar. O halde 2x eşittir 20 ve x eşittir kaç gelecek? 10. Yani burası 10'muş. Aynı yöntemle 2y artı 20'yi de 80'e eşitlersem 2y 60 ve y 30 gelecektir. Burayı da buldum, 30'muş. Şimdi bakalım öncüllerimize. A'nın C şehrine olan uzaklığı 10 kilometredir. Evet, 10 bulmuştuk zaten. B'nin D şehrine olan uzaklığı 40'tır demiş. B'nin D'ye olan uzaklığı 30'dur arkadaşlar. Yanlış. C ve D şehirleri arasındaki uzaklık 20'dir. Evet, oranın 20 olduğunu zaten söylemiştik. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı diyebiliriz. Ve dedik ya, bu son sorumuzdu. Son sorumuzda çözdüğümüze göre kalemimizi bu kamp için artık son kez yerine yerleştiriyoruz gençler. Evet, kitap bitti. Sonraki projelerde, sonraki sorulardaki sınava kadar o kadar çeşitli, o kadar efsanevi videolar çekeceğim ki senin için. Gerçekten matematik senin için, hani benim videolarla birlikte matematik senin için kolay bir hale alacak. Bunu da sakın unutma. Sınava kadar asla ama asla seni yalnız bırakmadan düzenli şekilde olması çok önemli. Kararlı biçimde, istekli biçimde sana ders anlatacağım, matematik anlatacağım ve gerçekten bu kanalı dinleyenler çok şey kazanacak sevgili arkadaşlarım. Sonraki projelerde görüşmek üzere ve yine bu kamp için son kez hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.